Herkese merhabalar, ben Ayhan Göksu. View Manager'ın kullanımı konulu videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda View Manager aracının detaylı kullanımından bahsedeceğiz. Eğer henüz izlemediyseniz Simprep'i detaylı bir şekilde anlattığımız Simprep oluşturma videosunu izleyebilirsiniz. Linkini videonun altına koyacağım. Bu videoda Simprep oluşturmadan ziyade View Manager'ın nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz. Şimdi View Manager aracına nereden ulaşabiliyoruz? Tabii ki de grafik toolbar'ın üzerinde View Manager butonundan ulaşabiliyoruz. Başka nerelerde bulabiliriz? Eğer ki SM'li montaj ortamındaysanız model sekmesinde karşınızda göreceksiniz View Manager'ı veya View sekmesinde her zaman View Manager'ı bulabilirsiniz. View Manager içerisinde neler barındırıyor? Göz atacak olursak Simprep'leri barındırıyor. Bakın tekrar söylüyorum, bu videoyu izliyorsanız Simprep konusunu biliyor olmanız gerekiyor. O yüzden Simprep videosuna dönün. Bilginiz yoksa Simprep videosunu inceleyin. Bu videoda Simprep'in oluşturma detaylarına girmeyeceğim çünkü. Neler barındırıyor View Manager? Simprep barındırıyor içerisinde. Style bölümüne bakıyorum. Mesela bazı örnekler var burada. Bakalım neymiş? Transparan yapıyor modelleri. Veya wireframe'ini gösteriyor ama hepsinin değil, sadece belli modellerin. Section'lar, kesitleri bakın burada gösteriyor. Kesitleri normal şartlarda eğer ki View Manager daha önce kullanmadıysanız hep ürün ağacında görüyorduk biz, değil mi? İşte A kesiti var burada. X8001 diye kesit var. Yani siz yeni bir kesit oluştururken işte View sekmesine gidip buradan section'dan oluşturuyorsunuz. Ama aslında View Manager açıp buradan işte planar bir kesit mi, işte kademeli bir kesit mi, yoksa zombi kesit mi? Buradan da oluşturabilirsiniz, bakın B kesiti mesela. Nereye geldi? Section oluşturma arayüzüne geldi bakın. Şöyle seçip herhangi bir section, OK deyip B kesitini oluşturdum. Ürün ağacıma geldi mi B kesiti? Tabii ki de geldi bakın burada. Aynı şeydir. Burada da görünür. Bu kesitlerin burada görünmesinin sebebi, ya bunu hem View Manager'da birazdan daha kapsamlı bir şekilde göstereceğim. View Manager'da da kullanıyoruz. Bir de eskiden ProEngine versiyonunda kesitler ürün ağacı yapısında görünmezdi. Sadece direkt olarak View Manager üzerinden ayarlardık. Bu sonradan geldi buraya. Creo parametriklere geçtiğinde ProEngine, o zaman geldi bu kesitlerin burada görünmesi. O yüzden biraz kaldı bu. Ama View Manager içerisinde de bu kesitlerin burada görünmesinin, yani buradan kaldırılmamasının bir sebebi var. Ona daha sonra geleceğiz. Layers'a bakıyorum şu anda boş. Şimdi buradaki layers ile yalnız bir de şurada bir layer tree'miz var Creo parametrikte. Bu ikisi birbirine karışmasın. İkisinin birbirinden farklı bir kullanımı var. Explode, yani patlatılmış görünüşleri burada yapıyorduk. Yine eğer buradaysanız artık patlatılmış görünüş oluşturmayı biliyor olmanız gerekiyor. Şu section'ı bir deaktif edeyim. Explode sekmesine geldim. Şu an oluşturulmuş bir patlatılmış görünüşü görüyoruz burada. Bunları da buradan yönetiyorduk, değil mi? Tekrar kaldıralım onu. Orientlere geliyorum. Bakın orientlerde standart orientation, default orientation. Neler var başka? İşte bottom, işte front görüyorum. Bunlar tanıdık gelmiş olması gerekiyor size. Aslında bunlar neler? Şuradan ki görünüş listesi aslında yine View Manager üzerinde burada, bakın şöyle karşılaştıralım. Standard Orientation, Default Orientation 3D 1'den 5'e kadar Back Bottom Carb diye gidiyor. Exhaust Exploded Front. Bakın Exhaust Exploded Front şeklinde liste birebir aynı. Yani görünüşleri burada da görüyoruz demek ki. Buradan oluşturabilir miyiz? Buradan da oluşturabiliriz. Eski ProEngine kullanıcıları hala var mesela, burayı alışkanlık edinip buradan görünüş oluşturan. Bu şekilde de olabilir. Buradan oluşturmak da aslında View Manager'ın yapısı, eğer ki Simprep oluşturmayı biliyorsanız, o videoyu izlediyseniz mesela, View Manager'ın kullanımı her sekmede birbirine çok benziyor. Mesela patlatılmış görünüş yapıyoruz mesela. Hadi Simprep'e ucundan girmeden olmayacak. Simprep'i nasıl oluşturuyorduk? Şöyle bir görelim mesela. İşte en basitinden gelip burada işte ihtiyacımız olan part veya assembly gruplarını seçip bunları işte exclude et diyorduk. Veya master'ını göster diyorduk. Bunu göster dediğimizde ne oluyordu? Şöyle hangi rep'teyseniz, hangi rep statüsündeyseniz onun yanında bir artı çıkıyordu parantez içerisinde. Bu onun statüsünün değiştiğini söylüyordu. Ve eğer biz bu değişikliği kaydetmek istiyorsak buradaki listeye,
Sağ klik save diyerek isim verip şöyle test diye bir isim vereyim. Buraya kaydedebiliyorduk. Bakın master rep test rep'i. Aynı kullanım bütün sekmelerde var arkadaşlar. Mantık hiçbirinde değişmiyor. Eğer ki bunu yapabiliyorsanız buradaki bütün sekmeleri kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Bakın explode'a geldim mesela. Mesela assembly explode. Göreyim şöyle. Assembly explode dedim. Çift klikledim üzerine. Aktif oldu. Düzenleyeceğim değil mi? Edit position dedim. Diyelim ki buradaki parçanın konumunu biraz geriye kaydırdım. Bunu aşağıya kaydırdım. Onayladım işlemi. Bakın assembly explode. Statüs değişti. Parantez içinde artı çıktı yanında. Sağ klik. Saklamak istiyorum diyelim. Eğer ki farklı kaydetmeyeceksem aynı isimle üzerine kaydedebilirim. Farklı kaydetmek istiyorsam assembly explode 01 derim o zaman. Bakın assembly explode bu. 01 bu. Gibi. Orient görünüşler mesela değil mi? Diyelim ki 3D1. Şu explode'u bir toplayalım önce. Şunu kapatalım. Orient'e geldim. Bakın kamera açısını değiştirdim. Hemen yanında artı çıktı. Bunu saklamak istiyorsam sağ klik save. Aynı isimle mi kaydedeceğim? Okey, aynı isimle kaydedeyim. Veya farklı isimle 3D6 diye kaydedelim mesela. Bakın değiştirdim kamera açısını. Artı çıktı. Save diyorum. 3D-6 diyelim buna da. Bakın 3D-1 iken, 1 buyken 3D-6 bu oldu. Ha, burada tabii ki de hepsi için new seçeneği de var. Oradan da gidebilirsiniz. New diyerek işte isim verip salladım ASD diye bir isim. Bunun üzerinden de gidebilirsiniz. Yani burada nelerden faydalanabilirsiniz? Dik bir görünüş alacaksınız diyelim. İşte bu yüzeye dik bakacağım. Bakın zaten görünüş ayarlanmış oldu. Yapmanız gereken şey save deyip ister üzerine kaydedin, ister farklı kaydedin. ASD deseydim üzerine kaydedecekti. Ben front dedim. Ha, ne yaptı? Front vardı mesela. Front'un üzerine gitti kaydetti. Front'u değiştirmiş olduk gibi. Veya siz burada Reorient kullanıyorsunuzdur. Yine onu kullanmaya da devam edebilirsiniz. View Manager'da nasıl kullanacağınızı göstermek için bu detaylardan bahsediyoruz. Sections'ın zaten burada olduğunu gördük. Buradan kesit tanımlayabilirsiniz. Simprep, Orient. Neler kaldı elimizde? Appearance kaldı bakın. Appearance aslında nelerden bahsediyor bize burada? Renklerden bahsediyor. Peki, ben gelsem şöyle. Mesela diyelim ki işte şöyle bazı parçaları şöyle renklendirdim diyelim. Yeşille renklendirdim. Bakın ne oldu? Appearance statüsü değişti. Bunu saklamak istiyor muyuz? İsteyebiliriz. Dur biraz daha renk verelim. Mesela şunları şöyle sarı yapalım. Başka ne olsun? İşte bu da gri ol, kahverengi olsun mesela. Saklamak istiyoruz diyelim. Yine aynı mantık bakın. Sağ klik. Save. Mesela app state 01 diye bir isim vereyim buna. Bakın master appearance renklerim korunuyor. Appearance state 01. Buna nerede ihtiyacım olabilir? Mesela normal model renklerinden başka render kullanacağım diyelim ve model üzerinde daha özel renkler tanımlamak istiyorum ama normal model renklerine de bu karışmasını istiyorum. O gibi durumda kullanabilirim mesela. Render yapacağım zaman buradan appearance state'i değiştiririm. Render renklerine gelir. Master appearance'ta normal model renkleri neyse onu alır gibi. Girelim style bölümüne. Bakın Simprep, Explode, Orient'i gördük, Appearance'ı gördük, Sections'ı gördük. Style ve Layers kaldı. Style bölümünün şöyle bir kullanımı var. Yine bunu da önceden değiştirebilirim aslında. Direkt Style'ını ayarlayabilirim. Veya buradan New de diyebilirim. Hatta önce şunu gösterelim. Parçanın Style'ını değiştirmeyi gösterelim. Yalnızca işte şuradaki LG ve şu parçayı seçtim diyelim. Bakın View sekmesinde Model Display'de Component Display Style göreceksiniz. Bu Component Display Style menüsü ne yapıyor? Seçili olan parçayı seçmiş olduğunuz Display Style'e çeviriyor. Mesela bu iki parça için wireframe göster dedim. Ve bakın bunu wireframe göster dediğimde ne oldu?
Master Style'ın yanında parantez artı çıktı. Demek ki bu değişikliği Style sekmesinde saklayabilirim. Diyelim ki Save diyelim. Style 01 diyelim şöyle ismine. Bakın Style 01'im burada. Master Style'ım bozulmadı bakın. Style 01 burada. Biraz geliştirelim bunu. Mesela Master Style'a döneyim. Diyelim ki ben bu montaja baktığımda şöyle üstteki şu şöyle cover parçaları özellikle bunlar işte transparan olsun istiyorum ki içini rahatlıkla görebileyim. Parçalarımı seçtikten sonra yine View Manager'ımı açacağım görmek için. View Manager'ı sadece şurada artıyı görün diye açıyorum. Bakın Model Display'i ayarla dedim. Component Display Style'ı Transparent yap dedim. Master Style değişti bakın. Ha burada çok böyle birbirine karıştı. Mesela wireframe yapsam daha iyi olacak. Çünkü içteki parçalar transparan. Bakalım onları değiştirebileceğiz mi? Onlar acaba appearance mı yoksa... Çünkü appearance'tan da transparan yapılmış olabilir. Şöyle bir tanesini de deneyeyim. Component Display Style'ı. Evet, bunlar appearance'tan yapılmış. Yani buradan Component Display Style değiştirilmemiş. O yüzden önce bu transparan renkleri bir düzeltmem gerekiyor. Appearance State değişim yok. Sadece şunu yapacağım. Edit Model Appearance deyip şu renk al deyip Transparency'yi yine şuradaki blok farklı renkteymiş. Onun da Transparency'sini bir düzeltelim. Transparency'yi şöyle düzeltelim. Buradaki blok içinde Transparency'yi şöyle koyulaştıralım. Evet. Style bölümündeydim. Üst kapakları mesela wireframe yapalım diyorduk. Şöyle seçip geldim Component Display Style'ını wireframe ayarla. Bakın dıştaki parçaları wireframe veya işte no hidden derseniz artık ne derseniz deyin seçenekleri gördünüz burada. Modeli seçtikten sonra. Şimdi bakın normalde de aktif değil. Ancak model seçildikten sonra aktif oluyor. Pardon. İşte seçeneklerimiz no hidden olabilir, hidden line olabilir. Seçip bu style'ı saklamak istiyorsanız save diyerek saklayabilirsiniz. İsim de verebilirsiniz. Buradaki örneğimizde de mesela aynı bizim yaptığımız örneği de örnek yapılmış. Covers no hidden şeklinde. Yine View Manager'ın diğer yerindeki kullanımlar işte sağ klikten işte remove diyebiliyorduk, rename edebiliyorduk. Bunları da kullanabiliyoruz. Peki buradan new diyerek nasıl bir kullanım sağlayabiliriz? Bakın buradan new dediğinizde yine style 001 olsun onun verdiği isimle devam edelim. Şöyle bir pencere karşımıza geliyor. Şimdi bu pencerenin şöyle bir kullanımı var. Eğer ki style'ı ayarlarken şu pencereyi kullanıyorsanız bunun şöyle bir kullanımı var. Önce blank. Bakalım ne yapacak blank. Seçtim. Hangi parçayı seçmişim? Air Filter Cover. Ürün ağacıma bir kolon geldi. Şu an Style 001'i edit ettiğim için bu kolonu karşımda gördüm ve bunun blank olacağını söyledi bakın. Başka deneyim. Bakın LG'yi seçtim. Handle Grip parçası veya Handle Side parçası bunların blank olacağını söylüyor. Yani aslında bir şeylerin yok olması gerekiyor. Görünmez olması gerekiyor bu durumda. Ucu seçtim aynı şekilde bu da. Sonucu görmek istiyorsanız yapacağınız tek şey preview bakın. Okey yani işleminiz bittiyse okey deyin. Ama ön izlemeyi göreceksiniz. Preview diyerek ön izlemeye bakabilirsiniz. Peki bunları geri getirmek istiyoruz. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi burada tekrar seçmem gerekiyor onları. İşte bunun blank mı olacak, ne olacak? Şu pencerenin bakın 3. seçeneğinde yalnızca işlem yaptığınız parçaları filtreler bakın ürün ağacında. Şöyle 3. seçeneği aktif ettiğimde bu parçalarla işlem yapmışım. Ve bunları resetleyeceğim diyelim. Ha, işlemi geri de alabilirsiniz. Bakın last operation'ı geri al da diyebilirsiniz. Ben resetleyeceğim selected komponentlerde. Aktif ettim reset işlemini. Bunu resetle. Bunu ve bunu. Kalmadı bakın. Reset butonuyla değişim bitti. Bakın buradaki butonlar aktif, deaktif şeklinde çalışıyor. Basılı ve basılı değil. Şu an blank aktif. Bastığımda reset aktif. Bir daha bastığımda şu an komutlarım blank komut aktif.
Veya blank yapmayacağım diyelim. Şöyle bir preview diyelim. Parçalarımızı da tamamını görelim. Show sekmesine gelelim. Bakın yine aynı seçenekler. Hidden line yap, no hidden yap, shading yap. Mesela diyelim ki ne yapacağım? Ben no hidden yapmak istiyorum. İşte bu parça ve bu parça no hidden görünsün. Başka transparan yapmak istiyorum. Bu parça transparan görünsün. Bir tane daha yapalım. İşte wireframe görünsün istiyorum. Şu parçamda wireframe görünsün. Seçtiklerimi bakın. O style'a göre ayarlayacaktır. Preview dedim. Ön izlemesini gördüm. Ve bunu kaydetmek istiyorsam okey deyip zaten save demenize gerek yok. Parantez içinde artıyı görmüyorsanız zaten kayıtlı demek ki onu kaybetmezsiniz. Artıyı görüyorsak değişiklik olduğu anlamına gelecektir. Hemen şöyle bir tane değişiklik yapalım. Mesela bu transparan görünsün. Artı göründü bakın değişiklik olduğu anlamına geldi. Save deyip aynı isimde okey diyerek kaydedebilirim bunu. Şimdi bunu tekrar master style'a geçirdim. Layers'a geldim. Şimdi buradaki layers'ı hide unhide gruplandırmaları yapmak için kullanabilirsiniz. Yani nasıl biz normal layer tree'de datum elemanlarımızı işte hide unhide yapabileceğimiz gruplara çeviriyoruz. İşte all curl'ler gibi, işte all surfaces'lar gibi, all copy surfaces'lar veya all planes gibi gruplara çeviriyoruz. Aynı şekilde layer tree üzerinde de View Manager üzerindeki Layers'ta da bu gruplandırmayı datum elemanlarla değil parçalarla sağlayabilirsiniz. Çünkü Layer Tree'ye biz parçaları alamıyoruz. Parça gruplarını alamıyoruz. İşte bunu nerede yapacağız? O zaman View Manager'daki Layers ile yapacağız. Bunu da şöyle bir tane Master Status diye kaydedeyim. Başka devam edeyim. Parçayı mesela gizleyeyim. Pardon, şöyle yapalım. Diyelim ki elcik yok diyelim buna. Tamam, elcik grubum ne? Handle site ASM. Gizle dedim bunu. Bakın elcik yok. Kaydedilsin mi, kaydedilmesin mi? Sağ tık. Save deyip okey deyip kaydet dedim. Master statüsüm bu. Elcik yok bu. Hide unhide'i kontrol ediyorum bakın. Bunu simprep'le karıştırabilir belki yeni kullanıcılar. Simprep'le karıştırmayın çünkü simprep'te exclude yapabiliyordu. Yani exclude aslında suppress gibi oluyor. Yani siz exclude yaptığınızda o parçaları ön bellekten de çıkarabiliyorsunuz. Programın ön belleğinden değil, Resonant Display diyerek. Ama Layers bölümünde sadece hide unhide'i kontrol etmiş oluyoruz. Mesela bir grup daha oluşturayım. Mesela ne olmasın? No covers diyeyim. Yani no covers olmayacaktır aslında. Böyle no demek de burada yanlış olacak. Hidden covers diyelim. Ve diyeyim ki ben bu parça, bu parça ve bu parça bunları şöyle gizleyelim. Yine saklamak istiyor muyuz bunu? Evet. Sağ tık save deyip okey deyip o layer state'i saklayabiliriz bakın. Dikkat edin zaten ne oluyor? Ürün harcınızda parçalar hide oluyor, unhide oluyor. Engine cover parçası bakın. Hidden covers da hide oldu. Master statüste hiçbirini hide etmemiştim. Hepsi geri geldi. Şimdi şöyle yapalım. Reset status diyelim. Bütün sekmelerle işlem yapmış olduk. Geriye sadece all sekmesi kaldı. Şimdi bu all sekmesi isminden de anlayacağımız üzere burada bütün sekmelerde yaptığınız işlemleri kendi içerisinde toplayabiliyor. Neler var işte? Simprep, Style, Sections, Layers, Explode, Orient, Appearance. Her birinde var mı şu an kullanabileceğimiz? Mesela şöyle bir Appearance State varmış. Görünüşlerimiz zaten var. Patlatılmış görünüşümüz var. Simpreplerimiz mevcut. Style şunu kullanabiliriz. Appearance'ı geri çevirelim Master Style'a. Section'ımız var. Layer statüste yaptık. All'a geldim. Şimdi All'dan New diyerek Jump 001 diye bir isim görüyorum. Bu Jump 001 dediği Combined Views'lardan bahsediyor. Mesela nasıl bir isim verelim buna? Şimdilik C01 diye bir isim vereyim. Reference Originals'la devam edin. Create Copies dediğinizde çünkü bütün sekmelerdeki işlemleri kopisini oluşturuyor fazladan.
O yüzden referans Originals'a devam ediyorum. Tanımlamaya gidiyorum şimdi. Sağ klik Redefine. Bakın şimdi tanımlarken dikkat edin içerisinde neler var. View Manager içerisinde gerçekleştirmiş olduğunuz tüm sekmelerde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler mevcut. Mesela bunun orientation ne olsun? 3'te 1 bakalım. Bu görünüş olsun. Tamam. Yani şöyle bir bakınca aslında hepsinden böyle bir sahne ayarlıyoruz aslında. Görünüşünden üzerindeki simprep'e kadar. Mesela simprep'i powertrain olsun. Style'ı bu powertrain'de göremeyeceğiz style'ı. Kesit görelim mi? Bakalım A kesitine. Hoşuma gitmedi. B kesti olsun. B kestini görelim mesela. App'in instead göremeyeceğiz bunda. Tamam, bunun için bu kadar yeter diyelim. Yine explode istemiyorum. None diyeceğim. Burada explode otomatik seçili geliyor arkadaşlar. O yüzden kullanmayacaksanız explode'a none demek gerekiyor. Okey dedim. İlk combined view'um hazır bakın. Default ola geldim. C01 ise bu. Bakın hem simprep'e geçti hem üzerindeki kesiti gösterdi. Bir tane örnek yapalım. Ben bunları C01, C02 diyorum da siz ihtiyacınız olacak şekilde isimlendirmeler yapabilirsiniz. Yine bakın ismini verdim. Redefine dedim. Orientation 3'te 2'ye baksak nasıl bir görünüş olduğuna bakalım. Mesela bu yönden bir görünüş olur. Simprep kullanmayacağım. Style'a bakalım. Mesela coverların no hidden olduğu style'ı göster diyelim. Explode none diyeyim. Cross section göstermeyeceğim. Appearance state şunu uygulayabiliriz belki. Şöyle boyayacaktır bunları. Layers master statüsü olsun. Tamam, bu da böyle bir tane olsun. C02. Hadi bir tane de patlatılmış görünüşlü yapalım. Şöyle new diyelim. Bu da Explode diye bir isim verelim. Madem patlatılmış görünüşü göstereceğiz. Reference Originals, Redefine diyorum. Zaten kullanımını üçüncü yapıyorsanız artık kavramış olmanız gerekiyor bakın. Aynı şeyleri seçeceğim. Bir tane görünüş ayarlıyorum. Görünüşü mutlaka ayarlayın eğer ki bir Combined View hazırlıyorsanız. Yani çünkü kalkıp şöyle Default Orientation da kalır çünkü. Gider şöyle data Default Orientation'da mesela hangi yöne bakıyorsa aşağı doğru bakar. Güzel olmaz. Şöyle bir tane beğeniyorum. Mesela arkadan görünüş olsun bu da. Style değiştirmeyeceğim. Simprep de istemiyorum. Cross section istemiyorum. Explode'um. Assembly explode 001'i göster üzerinde. Tabii show explode'u tikleyelim. Appearance state istemiyorum. Layer state istemiyorum. Okey. Üçüncü combine view'um da hazırlamış oldum bakın. Şimdi burada bir de şöyle bir seçeneğimiz var. Display Combined Views bakın. Bu tiki işaretlediğimizde şöyle bir Combined View'umuzdan hangisine default'a geri dönelim. Evet. Display Combined Views'u işaretlediğimizde bakın kapatıyorum artık View Manager'ı. Çünkü View Manager'la yapılabilecek bütün işlemlerimi yaptım. Simple oluşturdum, patlatılmış görünüş hazır, style ayarladık, orient ayarladık, section, appearance layers ayarladık ve bunları Old'a hepsini toplayıp bir sahne oluşturduk. Bir combine view oluşturduk. Penceremizin sol alt kısmına dikkat ederseniz bakın view manager'ı kapattıktan sonra buraya sekmeler geldi. Bu sekmelerin gelmesinin sebebi şu. Çünkü view manager'da az önce bahsettiğim araya başka laf girdi. Display combine views'un işaretli olması. İşaretli olmasaydı o sekme görünmeyecekti. Ama view manager'da all sekmesindeki display combine views seçeneği bizi işaretlediğimizde hazırlamış olduğumuz Combine View'lar penceremizin alt kısmına şöyle sekme şeklinde gelecektir. Ve buradan da sekmeler arasında geçiş yaparak Combine View'lara göz atabiliriz. Bakın default da burada, patlatılmış görünüşümüz de burada. Peki default'u burada görmek istemiyoruz veya C02'yi görmek istemiyoruz. Bakalım buradan bir kısa yolumuz var mı acaba? View desek. Burada görünüşü büyük mü görünsün, küçük mü görünsün? Şöyle redefine dediğimizde onu tekrar tanımlamaya gidecektir. Mesela C02 yeniden tanımlamak istiyorsunuz. Buradan sağ klikleyip direkt redefine diyerek hiç view manager'ı açmadan buradan tanımlayabilirsiniz.
değişikliğinizi yapabilirsiniz. Hide ettiğimizde mesela C02 hide edelim. Bakın gizledi. Default'u gizleyebilecek miyiz? Şu sağ tık hide dedim. Default'u da gizledim. Peki bunları nasıl tekrar açacağız? O zaman View Manager'ı açmamız gerekiyor. Aslında o hide ettiğinde orada yapmış olduğu şey View Manager'da Combine View oluşturduğunuz bölümde Tab Display'in yanındaki tiki kaldırdı aslında. Ya o hide etme işlemin arkasında yatan şey bu. Evet. View Manager'ın kullanımında bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım eğitici bir video olmuştur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.